Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan İsa, Kutsal Ruh'un gücüyle nasıl dünyaya geldi adlı hikayemizi anlatacağım. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Matta 1. bölüm 24 ve 25. ayetlerde yazılıdır. Yusuf uyanınca Rabbim meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu. Arkadaşlar, eski antlaşmada yer alan, gelecek olan kurtarıcının doğumuyla ilgili vaat gerçekleşmek üzereydi. Kurtarıcı İsa doğmadan önce İsrail, Roma devletinin sömürgesi altındaydı. Bu yüzden Yahudiler Roma devletinin kurallarına göre yaşıyordu. İsrailliler umutla Tanrı'nın onları Romalıların esaretinden kurtaracak olan Mesih'i göndermesini beklemekteydi. Daha önce öğrendiğimiz gibi Tanrı, kurtuluş tasarısını tamamlamak için peygamberler aracılığıyla ön bildirilerde bulunmuştu. Sonunda Rabbim belirlediği zaman geldi. O dönemde Nasır adıyla anılan kentte Yusuf adında bir adam yaşıyordu. Mesleği marangozluktu. Halk arasında sadık ve doğru bir kişi olarak anılırdı. Yusuf, olgun bir imanlı ve Tanrı'nın sözüne göre yaşamak için gayret eden birisiydi. O da diğer Yahudiler gibi Mesih'i bekliyordu. Meryem adında bir nişanlısı vardı ve birbirlerini çok seviyorlardı. Meryem de büyük bir imana sahipti ve insanlar tarafından çok sevilirdi. Bir gün Meryem evdeyken birdenbire Tanrı'nın meleği belirdi. Meryem meleği görünce hem çok korktu hem de şaşırdı. Tanrı'nın meleği Meryem'e şöyle dedi. Korkma Meryem, sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Tanrı seninle birliktedir. Meryem, meleğin söylediklerinden hiçbir şey anlamamıştı. Tanrı'nın meleği sözlerine şöyle devam etti. Bak Meryem, bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Tanrı büyük bir imana sahip olan Meryem'i seçerek Mesih İsa'yı göndermeye karar vermişti. Bunu duyan Meryem şöyle cevap verdi. Bu nasıl olur? Ben nişanlıyım. Erkeğe varmadım ki. Meryem hala hiçbir şey anlamıyordu. Tanrı'nın meleği Meryem'e şöyle yanıt verdi. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, kutsal Tanrı oğlu denecek. Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kurtarıcı İsa'nın babası bir insan olamazdı. Çünkü Adem'in soyundan gelenler günahkar bir doğaya sahiptiler. Bu yüzden İsa, Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın oğlu olarak dünyaya geldi. İsa tamamen günahsızdı. Meryem, meleğin dediklerini dinledikten sonra imanla, "Ben Rabbin kuluyum, Tanrı'nın dediği gibi olsun," yanıtını verdi. Sonrasında melek, Meryem'in yanından ayrıldı. Bu olayın ardından Meryem gebe kaldı. Nişanlısı Yusuf da Meryem'in hamile olduğunu öğrenmişti. Meryem'in kutsal ruhtan hamile olduğunu duydu. Buna inanmadı. Üzüntülü bir şekilde düşünmeye başladı. Yusuf iyi yürekli bir insandı. Dolayısıyla Meryem'i herkesin önünde utandırmak istemedi. Yahudi geleneklerine göre Meryem'in evlenmeden hamile olduğu anlaşılırsa ağır bir şekilde cezalandırılacaktı. Bunu bilen Yusuf, Meryem'den ayrılarak
onu korumak istedi. Böylece Yusuf, Meryem'den sessizce ayrılmak için hazırlanmaya başladı. Sonuçta dediğimiz gibi Yusuf iyi yürekli bir kişiydi ve Meryem'i çok seviyordu. Yusuf bu düşünceler içindeyken gece bir rüya gördü. Rüyasında Tanrı'nın meleği ona göründü. Yusuf buna çok şaşırdı. Melek Yusuf'a, "Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak," dedi. Uykusundan uyanan Yusuf, nişanlısı Meryem'in rahminde olanın gelecek olan Mesih olduğunu anladı. Bu yüzden daha hızlı bir şekilde Meryem'i yanına almak istedi ve Meryem'le evlendiler. Fakat Yusuf, İsa'nın doğuşuna dek Meryem'e dokunmadı. Böylece İsa, Tanrı'nın oğlu olarak günahsız bir şekilde doğdu. Evet arkadaşlar, Tanrı'nın günah işleyen insanları kurtarmak için Adem bahçesinden bu yana nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Tanrımız peygamberler aracılığıyla insanlara sürekli bildiride bulundu. Artık belirlenen zaman gelmişti. Yusuf ilk önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğuna inanamadı. Ama Tanrı'nın meleği rüyasında ona görünüp gerçekleri açıkladığı anda inandı ve Meryem'le evlenip dünyanın kurtarıcısı olan İsa Mesih'in bedensel babası oldu. Aramızda İsa'nın bakire Meryem'den doğduğuna inanmayanlar var mı? Arkadaşlar, her şey Tanrı'nın söylediği gibi oldu. Meryem ve Yusuf gibi biz de İsa Mesih'in bizi kurtarmak için bu dünyaya Tanrı'nın vaadine göre geldiğine inanalım ve bu iyi haberi duyurmaya gayret edelim. O zaman Tanrı bizi kat kat bereketleyecektir.